Öncelikle merhaba arkadaşlar. Gaming sıkışık olduğu için açıkçası videoyu unutmuşum. Sabahın 5'inde falan aklıma geldi. Hızlı bir şekilde oluşturmak istedim ben de. Öncelikle geçen hafta ne yaptığımıza bakmak istiyorum, birlikte bakalım, irdeleyelim. Yıldız oyuncular nadirdi. Açıkçası Beşiktaş Antep karşısında beklediğim performansı veremedi ve berabere kaldı. Mert Günok çok iyi bir maç çıkarıyordu ama gol yiyince tabii kalecinin puanı haliyle düşüyor ve açıkçası hiç beklemediğim skorlarla burada sadece 50 dolarlık threshold aldık. Hatayspor'da aynı şekilde beklediğimin altında performans sergiledi. Underdog'a gelelim. Underdog'da açıkçası kadromdaki tüm maçlar bittiğinde ikinciydim sıralamada. Fakat diğer maçlar oynandıkça 33.'lüğe kadar geriledim ve eğer bir sıra daha düşersem rare ödülünü de kaybetmiş olacağım. Umarım öğlene kadar, yarın game'i kapanana kadar herhangi bir sıralama düşmem ve en azından rare ödülü alırız. Diğer turnuvalarda açıkçası bekleneni veremedik. Özellikle rakip Avrupa facia tam. Tam bir facia. Yenilenmiyor. Sayfa yenilemem gerekiyor. Burada da ucu ucuna kaçırdık tier 3'ü ama tier 3 açıkçası gelse de 1-2 dolarlık bir kart geliyor, o yüzden çok üzüldüm diyemem. Yine aynı şekilde underdoglardan devam ediyoruz. Burada underdog limited'da sınırlı da tier 2 limited kart aldık. Münir Şüyran'ın iyi performansıyla diyeyim. Onun dışında da başka bir şey yok. Speedless'da yine berbat bir performans sergiledik. Gelelim önümüzdeki haftaya. Açıkçası zaten yine elimde Beşiktaşlı kartlar olduğu sürece, yani Mert, Rozier ve Cenk olduğu sürece muhtemelen burada bu üç ismi sürekli kullanacağım. Bunların yanına bu hafta kimleri koymak istedim? Bu hafta Onur Bulut'u koymak istedim. Alanyaspor karşısında oynuyorlar ve Onur Bulut'tan her zaman açıkçası ben iyi performans bekliyorum. Skora katkı da yapabilen bir oyuncu. O yüzden Onur Bulut'u tercih ettim. Burada Sivasspor Galatasaray ile oynuyor ama maç Sivas'ta ve Sivas gerçekten soğuk bir ilimiz. Bu yüzden Sivas'ın deplasmanları açıkçası zor oluyor ve Galatasaray'ın burada zorlanacağını düşünüyorum. Ayrıca Ulvestad da gerçekten orta sahada iyi allround kasabilecek oyunculardan birisi. O yüzden onu burada tercih etmek istedim. Açıkçası Mahmut Tekdemir ve Emrah Baştan arasında kaldım ama Ulvestad'ı tercih ettim diyeyim. Underdog'da yine sevdiğim ikili Çörekçi ve Ribeiro'yu kullandım. Bu hafta Fenerbahçe ile oynuyorlar ama yine de şansımı denemek istedim bu ikiliden. Çünkü gerçekten Çörekçi iyi allround yapan ve skora katkı yapabilen bir bek. Ribeiro da eğer oynarsa Fenerbahçe karşısında yine aynı şekilde skora katkı yapabilecek bir orta saha. Bu hafta Baştan'ı 11'de bekliyorum, beklemiyorum. Açıkçası çok net değildim. Eğer net olsaydım bu tarafa da atabilirdim. Yıldız oyunculara da atabildim. Net olmadığım için Underdog'da şansımı denemek istedim. Kadromdaki ikinci en iyi santrfor olarak düşündüm. Gavronovic'i de yine burada kullanmak istedim. Rakip de Alanyaspor. Daha sonrasında Spilis'te de Balkovec, Çiftçi, Ribeiro ve Del Valle. Kalan kartları da burada değerlendirmek istedim. Açıkçası Kadri zaten oynamıyor. O yüzden burada bir şeylerin gelebilmesi açısından şu 4 kartın çok iyi performans vermesi gerekiyor. Daha sonrasında da açıkçası kalan kartları serpiştirdim. Yani buralarda çok büyük bir beklenti olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha sonrasında her zaman başarılı olduğum bir turnuva Underdog. Yani bir şekilde Underdog'da sıralamalar yapıyorum. Bilmiyorum nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum ama bir şekilde tercihlerimi Underdog'da tutuyor. Açıkçası Giresun karşısında Kitsuyu'nun iyi allround yapabileceğini düşünüyorum ve Underdog kapsamında hala Beşiktaş maçında yanılmıyorsam iyi allround yapmıştı. Bakalım hemen. Evet. Aslında çok daha iyisini yapmıştı ama gol yiyince sanırım gol yemeselerdi çok daha iyi olabilirdi o. Daha sonrasında Gutas yine Galatasaray karşısında Sivasspor'u açıkçası Galatasaray karşısında başarılı olacağını düşünüyorum. Yani bu düşünceyle kurdum. Yine Ulveç'te de aynı şekilde koydum. Delvaye'nin de Ankaragücü karşısında Ümraniye'nin açıkçası en iyi silahları Delvaye ve Geraldo. Bu ikisinin skora katkı yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden elimde bulunan Delvaye kartını Underdog'da kullanmak istedim. Akabininde yine rakip Avrupa Mert, Rozier ve Getson ağırlıklı yaptım. Bu hafta Valonetemi'den bir
performans bekliyorum. O yüzden Valon Etemi'yi de ekstra kart olarak kullandım. Münih Şehir'de de geçen haftaki performansından sonra burada değerlendirmek istedim. Onun akabininde burada Yıldız Oyuncular sınırlı da mecburen kaleye Ali Vural Şaşal koydum. Speedless tercihi kullandığım için daha sonrasında dışarı kalan tek kart Ali Vural oluyor. Burada açıkçası Alisson'u kullanmak istedim. Nedenini bilmiyorum. Bu hafta iyi performans vereceğini düşündüm ve onu kullanmak istedim. Ruben Ribeiro sanırım çok seviyorum ya. Bilmiyorum. Biraz Ribeiro konusunda biraz şey yapıyor olabilirim. Yani torpilli davranıyor olabilirim çünkü bu hafta Ribeiro'yu koymak buraya mantıklı değil açıkçası ama yine de koymak istedim. Salih Uçan açıkçası 11'i bile belli değil ama yine bir risk almış oldum burada. İki risk var burada. El Kabi de açıkçası Fenerbahçe ile oynuyorlar. Bilmiyorum ne olur. Yani buradaki kadro gerçekten zor kadro. Yani buradan bir şey çıkarsa gerçekten sürpriz olur. O yüzden geçelim. U23'te yine bu hafta Arif Kocaman oynayacak muhtemelen. O yüzden onu tercih ettim. Diğer seçimler yine elimde kalan U23 kartlardan oluşturdum. Speedless'ta çok tezat bir kadro oldu farkındayım. Hem Fenerbahçe'den hem de Hatayspor'dan kartlar kullandım. Ama ben Ercin'in ve Vranjes'in iyi allround kazanacağını düşünüyorum. Nedense yani Ercin'in iyi kurtarışlar yapacağını, Vranjes'in de iyi allround kasabileceğini, iyi performans verebileceğini düşünüyorum. Atilla Szalai'ye da güvendiğim futbolcu açıkçası. Onu da kullanmak istedim. Brüls yine Belçika'da beğendiğim bir futbolcu. Çok izleme fırsatım olmadı ama geçmişte iyi puanlar yapıyordu. Onu kullanmak istedim. U40 olarak da yine Cenk Tosun'u yer verdim burada. Onun akabinde Casual'da olabildiğince elindeki kartlardan oluşturdum. Yine aynı şekilde burada da baktım gerçekten bir tane daha Rare turnuva varmış ve elimdeki kartları da oluşturabiliyormuşum. O yüzden bir tane daha oluşturayım dedim. Bu şekilde bu haftaya da hafta arası Game 2'ne de girmiş olacağız. Umarım gerçekten geçen haftakine nazaran beklediğimizin çok daha üzerine bir hafta olur, oyun haftası olur. Hepiniz başarılı olursunuz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğenir ve abone olursanız sevinirim. Bu kadar. Hoşçakalın.